Vergi Saati programından herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle yine vergi ile alakalı önemli konular paylaşacağız. Sorularınızı paylaşacağız sizlerle. Mecliste yer alan vergi ile ilgili düzenlemeleri konuşacağız. Konuğum Ankara'dan eski hesap uzmanı, yeminli mali müşavir Ercan Akbay. Kendisine merhabalar demek istiyorum öncelikle. Merhabalar Gözden. Nasılsınız Ercan Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba yasada vergilerle ilgili hangi düzenlemeler yer alıyor? Onları size soracağım. Şimdi çok geniş bir kanun teklifi görüşülüyor. 64 maddelik bir tasarı ve bunun içerisinde tamamına yakını da vergi kanunları ile ilgili çok sayıda değişiklik içeriyor, düzenleme içeriyor. Evet. Ben şöyle çok kabaca başlıklar halinde bir şeyler söyleyeyim. Hani içeriği hakkında. İşte bu teklifte basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna olmasıyla ilgili düzenlemeler var. Tarımsal destek ödemelerinin yine gelir vergisinden istisna edilmesini düzenleyen hükümler var. Evet. Vergiye uyumlu mükelleflerin bu vergi indiriminden yararlanma koşullarında iyileştirme yapan düzenlemeler var. Ayrıca elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor. Sonra işte vergiyle ilgili bilgilere ulaşan kişiler bu özellikle elektronik uygulamaların çoğalmasıyla beraber kapsam genişlediği için bu bilgilere ulaşan insanların vergi mahremiyetine ilişkin hükümler onları da kapsayacak şekilde bir genişletilmesi söz konusu. Ayrıca vergi dairesinin yapacağı tebligatlarla ilgili bir yine iyileştirme ve hızlandırmaya yönelik düzenlemeler var. Vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine ilişkin yeni düzenlemeler var. Sonra işte bazı kamu kurumlarından maliyeye intikal eden bilgilerle ilgili olarak bunların mükellef tarafından yapılan bildirim şeklinde kabul edilebilmesine ilişkin düzenleme var. Yani devletin bir organından diğer organına verilen bilgi mükellef tarafından da verilmiş sayılacaktır şeklinde bir şey. Yani mükellefi işlerini azaltıcı, kolaylaştırıcı düzenleme var. Defter tasdiklerine ilişkin yine bu elektronik ortamdaki belgelere ilişkin düzenlemeler var. Bu bazı istisna ve mahsup gibi konularda yeminli mali müşavir tasdik raporuna bağlanmış olan konularla ilgili işte süresinde yerine getirilmediği takdirde bunların hak düşürücü şey olması değil de ek süre verilerek yeniden tamamlatılabilmesine ilişkin düzenleme var. Gider pusulası yerine hangi belgelerin kabul edilebileceği biraz daha açık şekilde tanımlanmış, o konu netleştirilmiş. Ondan sonra yine vergi mahremiyetine ilişkin hükümlerden bahsettik. Yetkili ortak yöneticiler de çalışanlar da bu kapsama alınıyor. Sonra maliyet bedeline hangi giderler eklenmelidir? Bunlar daha önceden işte ihtiyari olarak eklenmesi mümkün olan ya da gider yazılabilen giderlerde bir daha bir netleştirme sağlanmış. Hangi giderlerin zorunlu olarak maliyete eklenmesi gerektiği şeklinde tanımlama yapılmış. Yeniden değerleme konusu yeniden yasada kalıcı olarak düzenlenmiş. Hatırlarsanız son şeyde konuştuğumuz, daha önceden tanıtımını yaptığımız kanunda, af kanununda buna ilişkin düzenleme vardı. Evet. Şimdi bu kanuna kalıcı olarak yeniden ekleniyor. Amortismanlar konusunda yine düzenleme var. Amortismanların işte hesaplama ve süresini belirleme konusunda mükellefe bir esneklik sağlanıyor. Eskiden işte bakanlığın belirlediği sürelere ve oranlara uymak zorundayken şimdi bunları şey yapmamak, daha kısaltmamak koşuluyla daha uzun sürede
amortisman ayırabilmesi mümkün. Bunu sağlayan düzenleme var. Şüpheli alacaklara ilişkin yeni bir düzenleme var. Orada bir parasal sınır. Eskiden işte daha yuvarlak bir tanım vardı. İşte dava icra takibine değmeyecek derecede küçük olan diye bir kanunda ifade yer alıyordu ama bunun ne olduğu, ne kadarlık bir rakamdan bahsettiği belli değildi. Tartışma yol açıyordu. Bunun parasal olarak sınırını tasarıda koymuşlar. 3000 lira diye adını koymuşlar. İşte 3000 lirayı aşmayan alacaklar. Bunlarla ilgili işte belli dava şartları aranmadan da belli şartlar sağlanmışsa şüpheli alacak sayılabilecek, buna karşılık ayrılabilecek. Sonra sabit kıymet yenileme fonu diye bir müessese var kanunlarımızda. İşte bu sabit kıymetlerin elden çıkarılması halinde doğan kar belli bir süre için vergilenmeden tutulabiliyordu. Bu konuda yargı ve vergi dairesi farklı yorum yapıyordu. Bunların sürelerine ilişkin, yani 3 yıllık bir bekletme süresi vardı. O 3 yılın hesabına ilişkin bir görüş farklılığı vardı. Yargı organında ve Maliye Bakanlığı'nda. Şimdi bunu gideren bir düzenleme yeniden yapılıyor. İşte tekerrür halinde vergi ziya cezasında, hukuksuz cezasında yapılan artırımlar için bir sınır, üst sınır getiriliyor. Özel hukuksuzluk cezasına ilişkin düzenlemeler var. Özel hukuksuzluk cezası daha önceden uzlaşma konusu yapılamıyorken artık o da belli rakamı aşan özel hukuksuzluk cezalarının uzlaşma konusu olabileceğine ilişkin düzenleme var. Sonra yeni bir müessese var. Çifte vergileme yönleme anlaşmasına aykırılık iddiasıyla bir şey mükellef vergilendirildiğini düşünüyorsa o zaman bir karşılıklı anlaşma usulü hükümlerine göre bir çözüm süreci başlatma ve işte o süreç sonunda çıkan sonuca göre vergilenme ya da vergilendirilmeme şeklinde yeni bir yol açılıyor mükellefe. Hak arama yolu diyelim bunu. Böyle bir imkan veriliyor. Damga vergisine ilişkin bazı düzenlemeler var. Bu yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları resmi daire sayılacaktır ibaresi ekleniyor. Dolayısıyla burayla yapılan sözleşmelerin vergi, damga vergisi mükellefi karşı taraf oluyor doğal olarak. Yani burası resmi daire sayıldığı zaman. Evet. Sonra görüyorum bu işte ATV denilen şeyler, bu dört tekerlekli küçük motosiklet benzeri araçlar, UTV denilen araçlar, bunların işte aynı oranda vergilendirilmesini sağlayan bir düzenleme yapılmış. Karavanlarla ilgili işte motor esasından, motor hacimlerinden bağımsız olarak bir tek bir oranda vergilendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmış. Sonra kurumlar vergisi kanununda bu nakdi sermaye artışlarına ilişkin sağlanan bir teşvik vardı. Bunun yurt dışından eğer sermaye sağlanıyorsa sağlanan teşvik daha da yükseltilmiş. Bunu sağlayan bir değişiklik yapılmış. Gördüğüm kadarıyla kabaca başlıklar bunlardan ibaret. Bu konuların hepsiyle ilgili detaylı düzenlemeler var. Bunların tabii bazıları çok daha popüler ve şeydir ama önümüzdeki programlarda bunların içerisinden bazı çoğunluğu ilgilendiren konularla ilgili daha detaylı şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla torba yasayla anlaşıldığı kadarıyla çok geniş kapsamlı düzenlemeler yapılıyor. Çok fazla konuda düzenleme yapıldığı için de bir programa bunları sığdıramayız ama ana hatlarıyla izleyicilerimize özet halinde aktarabilir miyiz Ercan Bey? Önemli olan konularda izleyen programımıza daha sonra detaylı konuşacağız zaten. Tabii. Şimdi dedik, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları istisna tutulacak. Buna ilişkin bir düzenleme yapılıyor dedik. Bu yaklaşık 800 bine aşkın bir kişiyi ilgilendiriyor. Evet. İşte bu özellikle de en çok bugünlerde popüler olan bu sosyal medya fenomenleri mi diyelim? İşte bir bunlar ya da işte cep telefonları için yazılım
işi yapanlar, hani bunlar aplikasyon geliştiricileri mi diye tanımlanıyor, tam bilmiyorum. Yani bu tür işlerle uğraşan insanların bu kaynaklardan sağladıkları gelirler var. Ve bunlar özellikle de yüksek miktarlara ulaşıyor. Ve bunların nasıl vergilendirileceği konusunda bir belirlilik yoktu. İşte bunların mükellefiye tesis ettirilmesi, defter tutması falan filan gibi bu uygulamanın da biraz zorluklarını aşmak için bunları bir götürü vergileme yoluna gitmiş kanun. Ve bunlar da işte daha önce şeyde bahsetmiştik, bu evde el sanatlarıyla uğraşıp işte kendi yaptıkları şeyleri internetten satan kişilerin muafiyetine ilişkin bir şeyden bahsetmiştik. Bunlar da aynı bunun gibi bir Türkiye'de yerleşik bir bankada bir hesap açacaklar. Bu faaliyetlerine ilişkin elde ettikleri gelirler, işte reklam geliri, artık ne tür şeyler geliyorsa, bu hasılatlarının tamamını bu hesaplar üzerinden yapacaklar ve bankada, yani hesabı bulunduğu bankada buraya gelen paralar üzerinden %15 vergi kesintisi yapacak ve işte bu kestiği şeyi de muhtasar beyannameyle kestiği vergi olarak maliyeye aktaracak. Bu arada da bu gelir elde eden kişiler de bu şekilde nihai olarak vergilendirilmiş olacak. Yani ayrıca bunlar defter tutmayacak, şey yapmayacak, işte beyanname vermeyecek ve bu kazanç da gelir vergisi tarifesindeki 4. dilime kadar olan kazançlar için. Bu çok yüksek bir kazançtan bahsediyoruz aslında. Bu şey cari yıl için 650 bin liradan bahsediyoruz ki bu ayda 50 bin liraya aşan bir gelir demek. 50-54 bin liraya geliyor. Buraya kadar olan gelirleri için bu kişiler herhangi bir şekilde işte %15 tevkifat dışında bir vergi ödemeyecekler. Yani gerçi aynı şekilde, aynı düzeyde bir ücret geliri olan kişi de yaklaşık bunun iki katı kadar gelir vergisi ödemek zorunda kalıyor. Yani biraz bir şeylik var, çarpıklık var ama dediğim gibi bunların sadeleştirilmesi ve şey yapılması, vergilenebilmesini sağlamak adına böyle bir basitleştirerek bir uygulama tercih edilmiş. Söylediğim gibi şeyde bu rakam aşarlarsa, 650 bin liraya aşarlarsa ne olacak? Orada da yine çok şey değil. Yine çok adil olmuyor. Bu sefer 650 bin liraya aşan bir hasılat söz konusuysa gelirin tamamı normal şekilde vergilenecek diyor. Yani bu tevkifat yoluyla istisna kapsamında olmayacak. O zaman tamamı vergilendirecek ki işte 650 bin 1 liralık bir gelir bambaşka bir vergiye tabi tutulacak. 650 bin liralık bir gelir çok daha az bir vergiye tabi tutulacak gibi bir şey var. İnşallah bunlar önümüzdeki süreç içerisinde şey yapılabilir, düzeltilebilir diye tahmin ediyorum. Evet. Tarımsal destek ödemelerinden bahsettik. İşte malum çiftçilerin son dönemlerdeki durumları da çok iyi olmadığı için bunlara özel istisna hükmü getirilmiş. Desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşların yaptığı bütün destekleme ödemeleri, işte bu şeyde alımlar olsun, bunlara işte kredi, daha doğrusu bağış şeklinde yapılan, karşılıksız yapılan bütün ödemeler normal koşullarda gelir vergisine tabi bir gelir sayılırken istisna kapsamına alınmış ve herhangi bir vergi kesintisi falan da bunlar üzerinden yapılmayacak denmiş. Ki bu da zaten olması gereken bir düzenlemeydi. Yerinde bir düzenleme olmuş diyelim. Onun dışında şeyden bahsettik. Vergi uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden yararlanma şartlarında bir iyileştirme yapıldı demiştik. Şöyle ki, şimdi bu vergi indiriminden yararlanmak için indirimin hesaplanacağı yıl ve önceki 2 yıl için o mükellef hakkında herhangi bir tarihat yapılmamış olması şartı vardı. Yani tarihat yapılmamış olması demek aslında herhangi bir idari işlem, yani yargısal denetimden geçmemiş ya da işte henüz yargı yolları tüketilmemiş bir idari işlem demektir. Yani idari işlemin normalde
yargısal denetime tabi olduğu hukuk devletinde bu işlemlere göre, henüz daha kesinleşmemiş bu işlemlere göre bazı haklardan yararlandırmak ya da yararlandırmamak çok da adil bir uygulama değil de. Şimdi bundan vazgeçilmiş ve yine bahsettiğimiz gibi cari yıl ve ondan önceki iki yıl içerisinde kesinleşmiş tarihat olmaması diye düzeltilmiş. Yani yargıda bu konuda yargı kararıyla tarihatın kesinleşmiş olması ya da mükellef tarafından yargı yoluna gidilmeyerek, o yolu kullanmayarak verginin kesinleşmiş olması halinde artık şey yapılacak. Yani indirim vergi indiriminden yararlanabilecek. Uyumlu mükellef olarak vergi indiriminden yararlanacak. Gerçi burada da şöyle bir şey var. Hani yine uyumlu mükellef kendisi hakkında yapılmış bir tarihat için yargı yoluna başvurursa işte bunun fiili durumda aslında işte vergi mahkemesine gitmesi, oradan işte itiraz temyiz yoluna gidilmesi, yani istinaftan ya da işte temyizden karar çıkması en azından 2 sene civarında bir süre alıyor. Ki dolayısıyla bu mükellef 2 yıl boyunca vergi indiriminden yararlanma hakkını korumuş oluyor. Onu bozmuş olmuyor. Ama aynı mükellef kendisi hakkında yapılan tarihat için ben uzlaşma istiyorum, uzlaşıp bunu ödeyeceğim derse, uzlaşma üzerine tarihat kesinleştiği için indirimli vergi ödeme hakkını da kaybetmiş oluyor. Yani cari yıl ve önceki 2 yıl hakkında bir tarihat yapıldı, mükellef de bunu uzlaşarak ödediyse artık o yıllarla ilgili tarihat yapılmış, kesinleşmiş bir tarihat olduğu için indirimden yararlanma hakkını kaybetmiş olacak. Burada da böyle bir ters bir şey var. Haksızlık var diyeyim. Evet. Ama yasadaki düzenleme bu. En azından sadece tarihat yapılması değil, bu tarihatların kesinleşmesine konu bağlanmış ve haklı ve doğru bir uygulama olmuş. Evet. Sonra elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Zaten elektronik ortamdaki şeyler giderek sağlanan imkanlar ve şeyler geliştiği için doğrudan doğruya Hazine Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda yetki verip mükelleflerin her türlü işlemini internet ortamından yapabileceği türde vergi daireleri de kurma yetkisi kanuna verilmiş. Ve bu da dediğim gibi güncel gelişmeler ışığında olması gereken şeyler. Gelişmeler ve bu şeyde teknolojik gelişmeler karşısında bakanlığın geride kalmaması için bu tür yetkilerin olması doğrudur. Yerinde bir düzenleme olmuş. Sonra vergi mahremiyetinin kapsamından bahsettik. Şimdi malum bu kadar çok elektronik ortama hizmetler taşındığı zaman haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı da bunların bir kısım hizmetlerini dışarıdan sağlıyor. Yani kendi kadrosundaki, kendi bünyesindeki yazılım uzmanları ve yazılım mühendislerinin yeterli olmaması nedeniyle bu hizmetleri dışarıdaki yazılım firmalarından alıyor. Ki zaten bu daha önceden de yapılıyordu da şimdi yasal zemine yeni sanırım sağlandı. Artık o tür işlerde çalışan şirketlerin de normal koşullarda işte vergiyle ilgili işlem yapan işte vergi dairesi personel değil, mükellefin personel değil. Dolayısıyla sanki bunlar vergi mahremiyeti kapsamına girmez. Yani bunlar öğrendikleri sırları, mükellef hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşabilir gibi bir anlam çıkartılır mı? Bunu işte Gelir İdaresi Başkanlığı özel sözleşmelerle kapatmaya çalışıyordu. Şimdi bunlar yasal olarak da vergi mahremiyetinden sorumlu olacaklar ve görevin devamınca görevden ayrılmış olsa bile bu kişilerin hepsi öğrendikleri sırları saklamak, kimseyle paylaşmamak zorunda olacaklar. Bunun yasal zemini hazırlanmış, düzenlemesi yapılmış. Sonra tebligatlarla ilgili bir düzenleme var demiştik. Standart olarak normalde yurt dışındaki mükelleflere yapılacak tebligatlar Gelir İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla yapılır. Yani vergi dairesi
bu tebligat yapılacak şeyi Gelir Vergisi Başkanlığı'na gönderir. Bizim Gelir Vergisi Başkanlığı yurt dışı temsilciliklerimize gönderir. Oradaki elçilikler, konsolosluklar ilgili kişiye bu tebligatı yapmaya çalışırlar. Şimdi artık doğrudan doğruya vergi dairesinin, vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıklar yurt dışı temsilciliklerine bu tür tebligat evraklarını doğrudan gönderebilecekler. Artı bir de belli tutar üzerindeki tarihatlarla ilgili de şey var. 3600 lira bir limit var. Bunu aşan, bundan fazla vergi veya vergi cezası söz konusuysa Hazine Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri açısından Gelir Vergisi Başkanlığı'nın diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulabilecek. Yani bu ilanen tebliğ yolu bu şekilde bir şey açılmış, imkan açılmış. Yani belli rakamın üzerindeki şeylerde Gelir Vergisi Başkanlığı'nın ya da varsa başka diğer idarelerin kendi siteleri üzerinden de ilan edilebileceği yasa olarak düzenlenmiş. Vergi incelemelerinin uzaktan yapılabilmesi söz konusu dedik. Şimdi normal koşullarda vergi usul kanunumuza göre bu vergi incelemesi mükellefin iş yerinde yapılır. İstisnai durumlarda eğer mükellef de kabul ederse o zaman inceleme vergi dairesinde ya da işte vergi müfettişinin kendi dairesinde yapılır. Bu kağıt üzerindeki şey. Hani yasal düzenlemesi bu. Ama fiili duruma bakıldığı zaman hani bütün vergi müfettişlerinin inceledikleri bütün mükelleflerin iş yerlerine teker teker dolaşmaları biraz fiili imkansızlık ve zorluk taşıdığı için bunların gitmesi, gelmesi, uygun çalışma ortamlarının sağlanması. Bunlar genellikle çok mümkün olmadığı için her mükellef nezdinde mümkün olmadığı için mükellefin inceleme sunarı sırasında işte incelemenin de dairede yapılmayı istediği yani mükellef tarafından böyle bir taleple bulunulduğu tutanağa bağlanıp incelemeler vergi müfettişin dairesinde sürdürülüyordu. Ama buna ilişkin dediğim gibi herhangi bir itiraf çıktığında da mükellefler bu konuda yargı tarafından haklı bulunabilecek talepler ileri sürebiliyorlardı. Şimdi bunu aşmak için hani daha önceden uygulanan fiili durumu yasal olarak şey yapmak için, tanımlamak için tersine bir düzenleme yapıldı. Artık esas olarak mükellef vergi dairesinde incelenecek, vergi müfettişinin dairesinde incelenecek. Eğer isterse, mümkünse, talep ederse o zaman mükellefin iş yerinde de inceleme yapılabilecek. Yani her iki yerde de yine incelemenin yapılması mümkün ama daha önceden mükellefin iş yerinde yapılması, incelemenin orada yürütülmesi esasken şimdi artık dairede incelenmesi esas hale geliyor ama tersini de yapılabilmesi mümkün. Bu dolayısıyla önümüzdeki yıldan itibaren yasanın yürürlük maddesini 1 Temmuz diye görmüşüm, not almışım. Bir Temmuz, önümüzdeki yılın 1 Temmuz'undan itibaren böyle bir değişiklik olacak ve artık incelemeler dediğim gibi yasal olarak müfettişlerin dairesinde yapılacak. 1 Temmuz 2022 tarihinde. Evet, evet. İtibaren. Evet. Evet. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerle ilgili şey demiştim. Şimdi haliyle vatandaşın çok şikayet ettiği şeyler oluyor. Bazen böyle işte aynı bilgi hem mükelleften isteniyor ama Maliye Bakanlığı'nın da ulaşabileceği yerde oluyor. Hatta ya da oraya başka bir vergi başka bir daire tarafından bildirilmiş oluyor ama ona rağmen mükellefin bunu ayrıca bildirmesi, bildirmezse de işte cezalı bir durumla karşılaşması söz konusu oluyordu. Şimdi artık bunu aşacak şekilde mükellefin bildirmeye mecbur olduğu bilgiler eğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bakanlığa işte yazılı ya da elektronik ortamda aktarılıyorsa, bildiriliyorsa o zaman artık bu mükelleflerce yapılmış, ayrıca bir daha bildirim yapılmasına gerek yok, mükellefçe yapılmış bildirim olarak kabul edilebilir demiş. Tabii bunu da yine Maliye Bakanlığı kendisi belirleyecek. Hangisini kabul ederim, nasıl olursa kabul ederim. Bu uygulama esaslarında, usul ve esaslarında bakanlık ayrıca belirleyecek. Evet.
Sonra birkaç şey daha var. İsterseniz bunları da kısaca söyleyeyim. Defter tasdikleri elektronik ortamda düzenlenen belgelerle olarak yine Vergi Usul Kanunu'nda düzenleme yapılıyor. İşte Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken belirlenecek usul ve esaslar ve süreler içinde bu defterler için berat alınması, defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacaktır diyor. Yani bunların hepsi dediğim gibi elektronik ortama yavaş yavaş bütün işlemleri aktarırken bunun sağlanması gereken yani mevcut yasal düzenlemenin de buna izin vermeyen ya da bu konuda boşluk gördükleri yerleri bu şekilde kapatmışlar. Keza dediğim gibi yeminli mali müşavir raporuna bağlı konular için işte mükellefe bir 60 günlük mühlet verilip yani bu konuda ibraz etmediniz işte 60 günlük süre içerisinde verilirse tasdik raporunuz yani yararlanmak istediğiniz işlemle ilgili tasdik raporunuz zamanında verilmiş sayılacak şeklinde. Yani mükellefe böyle bir ek şey verilmiş. Yani buna artık hakkını kaybettiniz. Yani yararlar bir istisnadan yararlanamazsınız ya da bu muafiyet kaybettiğiniz gibi bir şey ileri sürmeden önce yeminli mali müşavir tasdik raporunuzu süresi içerisinde ibraz etmediniz. Bu 60 gün içerisinde ibraz ederseniz buna göre raporun zamanında verilmiş sayılacaktır şeklinde mükellefe bir ek imkan veriliyor. Gider pusulaları konusunda şey vardı, biraz daha netleştirilmiş. Onu da şeyden yapıyor aslında kanun. Bir taraftan da bu gider pusulası konusunda biliyorsunuz hep şey yapılıyor. İşte denetimlerde sık sık bunlarla ilgili cezalar uygulanıyor. İşte gider pusulası da ayrıca düzenlenmesi lazım mıydı? Bu belge düzenlenmediyse özel usul cezası konusuna girer mi? Bu yasal düzenleme onları biraz daha ceza uygulanacağını açıkça lafza bağlamış ve o yüzden de şey yapılmasına dikkat edilmesine bundan sonra kanunun izin vermediği şeylerle ilgili gider pusulalarını düzenlemeye mükelleflerin biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Yani banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler, kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlar, bunlardan alınmış belgeler gider pusulası yerine kabul edilir. Bunlar için ayrıca gider pusulası düzenlenmez demiş. Ama bunların dışındaki diğer işlemler için eğer düzenlenmemişse ki genellikle bu şeylerde vergi mükellefi olmayan kişilerden satın alınan otomobil olsun işte bazı eşyalar olsun bunlarla ilgili eğer gider pusulası düzenlenmemişse, noter senedi var zaten bu satışı tevzik eden diye düzenlenmemişse cezai tarihat söz konusu oluyordu ve sanırım bu değişiklikten sonra bu biraz daha netleşecek ve yine ceza uygulanmaya devam edilecek. Sonra şeyler vardı, Vergi Usul Kanunu'nda maliyet bedeline bir ilave yapılıyor. Değerleme ölçülerinin arasına alış bedeli ifadesi de ekleniyor. Ve ondan sonra söylediğim gibi bazı giderler, yani iktisadi kıymet edinirken bazı giderlerin gider yazılması ya da maliyete eklenmesi mükellefin tercihine bırakılıyordu. Şimdi burada daha net bir tanım yapılıyor ve hangi giderlerin maliyete eklenmesi gerektiği kanuna yazılı olarak girmiş oluyor. Bu neye yarıyor? Devlete biraz daha fazla vergi verilmesini sağlıyor. Çünkü bu bazen doğrudan gider yazılabilecek şeyler matrahı doğrudan düşürdüğü için mükellefin gelir beyan eden mükellefin daha lehine oluyor idi. Ama bunu maliyet bedelini eklediği zaman bunu ancak amortisman yoluyla kısım kısım gider yazabileceği anlamına geliyor. O yüzden de buradaki düzenlemeler biraz daha devlet lehine, mükellef aleyhine olmuş. Yeniden değerleme konusunda şey var, düzenleme var demiştik. Bu yeniden değerleme yapılabilmesi hususu kanuna eklenmiş, kalıcı olarak ekleniyor. Ve bu şeyde mükellefler isterlerse yeniden değerlemeyi her sene belirlenecek bir şey oran üzerinde
yeniden yapabiliyor. Amortismanlarla ilgili mükelleflere bir serbestlik, esneklik veriliyor dedim ama bu tabii mükellef lehine vergi matrahını aşındıracak şekilde bir esneklik değil. Tam tersine hani mükellef işte atıyorum maliyenin belirlediği şeye göre 5 yıl kullanma süresi olan bir şeyi fiilen ben bunu 10 yıl kullanıyorum diyorsa bunu 10 yıllık süre içerisinde amorti edebilecek. Eskiden bu yayınlanmış cetvellerde o mal için ne öngörülüyorsa o oranlar kullanılıyor ve şey yapılıyordu. Ama mükellef bunu isterse başından tercihini yapıyor. İşte daha uzun süre kullanacağı şeyler için daha uzun süreyle amortisman süresi uygulayabiliyor. Ama bu tercihini bir kere yapınca da bir daha geri dönemiyor. Yani ben bunu 10 yılda amorti edeceğim, 10 yıl kullanacağım diyorsa bir daha bunu işte ben vazgeçtim yasadaki 5 yıla geri döneyim deme hakkı yok. Ha bu sürede ne oluyor? Belirlenen sürenin, bakanlığın belirlediği sürenin 2 katını geçemez ve toplam 50 yılı geçemez. Hani gayrimenkuller için bu süre söz konusu olabilir. İşte bakanlığın belirlediği sürenin 2 katını aşamaz ve toplam 50 yılı aşamaz şeklinde de bir sınırlama getirilmiş. Ve söylediğim gibi böyle bir tercih yaptıktan sonra bir daha bundan geri dönüş hakkı yok. Evet, şüpheli alacakları söylemiştik. Sabit kıymet yenileme fonu var. Onunla ilgili bir hesaplama farklılığı var demiştim. Bu konuda sürenin 3 yıllık fonda bekletme süresi vardı. Yani satıştan doğan kazancın 3 yıllık fonda bekletilebilmesi ve bu süre içerisinde yeni bir sabit kıymet alındığı takdirde işte bunun amortismanında falan kullanılarak şey yapılması, o karın vergi matrahının içine hiç girilmemesi mümkündü. Ama bu 3 yıllık sürenin nasıl hesaplanacağı, satışın yapıldığı yıldan mı, satışın yapıldığı yılı izleyen yıldan mı başlatılacağı konusunda Maliye Bakanlığı satış yapıldığı yılı birinci yıl diye kabul ediyordu. Yargı da izleyen yılı birinci yıl diye kabul ediyordu ve toplam bu bekletme süresinde bir yıllık bir farklılık vardı. Şimdi bunu yargının kabul ettiği mükellef lehine olan şekilde şeyi yasaya dahil ediliyor ve bundan sonra şey yapılmayacak. Yani 3. takvim yılının sonuna kadar, yani yargının söylediği 3. yılın sonuna kadar o karı vergilendirmeden bekletilebilecek. Sonra tekerrür halindeki vergi ziya ve usulsüzlük cezalarında bir şeylik vardı. Artırımlı, %50 artırımlı uygulanıyordu ama bunun ne kadar olacağı konusunda bir sınırlama yoktu. Şimdi bunun üst sınırı getiriliyor. İşte kesinleşen cezanın, eğer ceza birden fazlaysa da tutar itibariyle en yükseğinden daha fazla olmayacak. Yani artırım cezanın kendisini geçemeyecek. En fazla 2 katına kadar çıkacak şeklinde böyle bir sınırlama var. Özel usulsüzlük cezaları daha önceden uzlaşma konusuna girmiyordu. Şimdi artık 5.000 liralık bir sınır getirilmiş. Yani çok küçük şeyler için istenmesin ama 5.000 liraya aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları artık uzlaşma konusu edilebilecek. Bu da yine olumlu bir düzenleme. Çifte vergileme önlem anlaşmalarından bahsettim. Onu söyledik. Damga vergisinden bahsettik. Bu ATV'lerin vergilendirilmesi konusundan bahsettik. Yani bir şeyler vardı. Bu nakdi sermaye artışında sağlanan teşvik vardı. Şimdi nakdi sermaye artışıyla bir şirket sermaye artışına gittiği zaman bu koyduğu sermayenin işte ortalama faiz oranının yarısı kadarlık bir kısmı kadar bir faiz indirimini hak kazanıyordu. Şimdi buna ilişkin bir özel hüküm daha eklenmiş. Ve nakdi sermaye artışı eğer yurt dışından getirilen bir parayla sağlanıyorsa bu %50'lik oran %75 olarak uygulanacaktır şeklinde bir şey değiştirilmiş. Dolayısıyla artık nakdi sermaye artışı yapan şirketler eğer bu paraları, yani sermaye artışını yurt dışındaki varlıklarından nakdi olarak getirip karşılıyorlarsa bunlara %75'lik
oran uygulanabilecek. Bu da yine önemli bir teşvik olmuş yurt dışından sermaye getirebilecek olanlar için. Ha bir de şey var, dünkü genel kurul görüşmelerinde kanuna bir ilave daha yapılmış ve konaklama vergisi ertelenmişti 1 Ocak 2022'ye, yani bu kriz nedeniyle, ve onun ertelenme süresi bu sefer 1 Ocak 2023'e uzatılmış. Dolayısıyla 1 Ocak 2023'e kadar konaklama vergisi uygulanmayacak. Evet. Peki Ercan Bey, 4. dönem geçici vergi beyanlarının kaldırılması ve gelir ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin bir ay öne alınması gündemdeydi. Bu konuda düzenleme yapıldı mı? Bu tasarıda vardı, teklifin içerisinde vardı. Ancak bu yine dünkü genel kurul görüşmelerinde teklifin 4. maddesinde yer alıyordu ve çok fazla tepki çekmişti. Hani işte hem mükellefler hem işte bu işlerle uğraşan, muhasebeyle uğraşan mükellefler tarafından yani bunun bir sürü sakınca yaratacağı dile getirildi. Evet. Ve sanırım bu tepkiler dikkate alınmış ve dünkü genel kurul görüşmelerinde iktidar partisinin şeyiyle tasarıdan geri çekilmiş. Dolayısıyla yani böyle bir düzenleme vardı. İşte 4. geçici vergi beyannamesi verilmeyecek. Ancak işte buradan doğan gelir kaybı oluyor. Çünkü burada 4. geçici vergi beyannamesi verildiği zaman dolayısıyla mükellefin normal beyannameyle beyan edeceği ve gelirin vergisini ödemesi gerekiyordu. Aşağı yukarı buna %10 farkla normal kazancının vergisi zaten 4. geçici vergi döneminde çıkıyordu. Ve vergide bir tahsilat, erken tahsilat söz konusuydu. Şimdi bundan vazgeçilmiş olacaktı. Ama bu söylediğim gibi çok fazla tepki çektiği için 4. geçici vergi beyannamesi yine kaldırıldı. Duyduğum kadarıyla. Henüz bununla ilgili elimde bir metin yok ama yine geçici vergi beyannamesi 4. dönem için verilmeyecek. Ancak normal verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi, yani Nisan ve Mart aylarında verilen, Nisan'da verilen kurumlar vergisi, Mart'ta verilen gelir vergisi beyannameleri yine eskiden olduğu gibi aynı süreler içerisinde verilecek. Yani bundan vazgeçildi. Anladım. Peki yeniden değerleme konusuna geçtiğimiz programda konuşmuştuk. 7326 sayılı kanuna göre halen bu yılın sonuna kadar bu imkandan yararlanılabiliyordu. Şimdi torba yasada bu düzenlemenin yeniden yer alması ne anlama geliyor? Şöyle, aslında dediğim gibi bu zaten bir geçici şeyde. 7326 ile getirilen imkan sadece bu yıl sonuna kadar yapılmak üzere mükelleflere tanınmış bir haktı. Şimdi bu yasada bunun yer alması, bundan sonra mükellefler her yılın şeyiyle ilgili olarak doğan artış kadar, yani enflasyondaki aşındırma kadar yeniden değerleme yapabilecekler ve yeni değere üzerinden de amortismanlarını da ayırabilecekler. Ki bundan sonraki şeylerde bunun için bir bedel de ödemeyecekler. Yani 2022 yılından itibaren bu yasanın yürürlüğe girmesi zaten bu geçmişle ilgili değil. Daha doğrusu geçmişi ilgilendiren tarafı da var. Ama asıl bundan sonra 2022'den sonraki dönemlerle ilgili olarak bu şeyin daha önceki yasayla yapılan geçici bir imkanı kalıcı hale getiriyor. Ve bundan sonra her sene mükellefler bakanlığın belirlediği oran dahilinde yeniden değerleme yapabilecekler. Eğer geçmişe yönelik olarak yapmazlarsa, yapabilecekler diyorum çünkü zorunlu değil. Yani ihtiyari bir şey, yeniden değerleme yapmak istiyorlarsa yapacaklar ve bunun için bir bedel ödemeyecekler. Ama geçmiş dönemde yapmamışlarsa, yapmadıkları yıllarla ilgili olarak ne yapacaklar? Yine eski yasada olduğu gibi %2'lik bir vergi ödemek kaydıyla geçmiş yıllarla ilgili olarak da yeniden değerleme uygulamasını yapabilecekler. Bu da yasanın geçici bir düzenlemesi. Yani o geçici hüküm
geçmişle ilgili daha önceden yapılmamış şeylerle ilgili %2 ödemek suretiyle, hani 7326'ya göre treni kaçırmış olanlar diyelim, gerçi davanın da henüz şeyi geçmedi, süresi geçmedi ama ondan yararlanmamış olanlar daha sonra bu yasa kapsamında yeniden değerlemelerini yapmak isterlerse geçmiş dönemlerle ilgili yine yapabilecekler. Ancak bunun için yine %2 vergi ödeyecekler. Eğer şeyse o dönem geçmişle ilgili herhangi bir istekleri yok ya da yapmışlarsa, yani yasadan yararlanarak yapmışlarsa, bundan sonrası için 2022 başından itibaren yeni hüküm yürürlüğe girecek. Evet. Ve artık şey yapacak, yani yeniden belirlenen oranda herhangi bir bedel de ödemeden, bu sefer vergi de ödemeden yeniden değerlemesini yapacak ve yeni değer üzerinden amortismanlarını ayırabilecekler. Evet, programımızın da artık sonuna doğru geldik. Bu yasayla ilgili şimdilik eklemek istediğiniz başka bir husus var mıdır Ercan Bey? Şu anda yok. Demin işte şu son aldığım haber vardı, söyledim. Hani bir konaklama vergisiyle ilgili bir ilave yapılmış, o da iyi olmuş. Çünkü şey, hani bu yılda yine sanırım çok özellikle turizm açısından şey tatmin edici olmadı. Dolayısıyla konaklama vergisi ağır bir yük olacaktı. O yüzden de şey, bunun dışında henüz buraya şimdilik ekleyebileceğim başka bir şey yok. Tabii ki bu konuştuğumuz şeylerin tamamı henüz kanun teklifi halinde. Genel kurulda görüşülürken de burayla ilgili değişiklikler yapılıyor. Bir işte dediğiniz gibi vergi beyanlarının öne alınması, vergi ödemelerinin öne alınması genel kurulda görüşülürken değişti. İşte bu konaklama vergisi tasarıda yoktu, genel kurulda görüşülürken yasaya eklendi. Dedim ki bundan sonraki süreçte de yasalaşıncaya kadar değişiklikler olabilir. Biz şimdilik sadece taslak üzerinde konuştuk. Yani bilgilerimiz bugün itibariyle dikkate alınabilir ama yarın bunlar değişebilir tabii ki. Evet, diğer programlarımızda netleşmiş olursa da izleyicilerimizi bilgilendirmeye devam ederiz. Tabii. Evet, çok teşekkür ediyorum Ercan Bey. Değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için, izleyicilerimizle paylaştığınız için. Sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bir vergi saati programının daha sonuna geldik. Eski mali müşavir, yeminli mali müşavir, eski hesap uzmanı Ercan Akbay ile beraber genel kurulda görüşülen taslak üzerinde konuştuk. Bir diğer programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.